Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, parkomatların kaldırıldığı caddelerde yeni bir parklama çalışması başlatacaklarını açıkladı. Samsun Büyükşehir Meclisi Şubat ayı olan toplantısı birinci birleşimi bugün yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çiftlik Caddesi hariç yerlerdeki parktek parkomatlarının kaldırıldığını, makinaların depoya alındığını ancak yeni bir çalışma yaparak buralardaki parklamaları yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Tamamen şu andaki mevcut parkte Çiftlik Caddesi'ndeki bizim işlettiğimiz kısmı hariç tamamı uygulamadan kaldırıldı. Bununla ilgili biliyorsun akıllı şehir uygulamaları kapsamında 100. Yıl Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Cağaloğlu Caddesi ve diğer lokal bulvarlarda ciddi çalışmalarımız var. Bununla entegre bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlar, bulvar ve yol yani normal kamuya ait olan alanları parklandırmanın hukuki temeli şu anda sağlıklı değil. Aselsan'la yapacak olduğumuz çalışma ile belli yerlerde parklanmaları düzenleyeceğiz. Ama bugünkü sistemle işletilmeyecek. Parktaki kalktığında bir kısım yerlerde de parklanma noktasında oradaki ticareti engelleyici insanlar bırakıyor arabasını bir hafta iki hafta orada duruyor. Kaldıramıyorsunuz da. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var ama parktek uygulaması tamamen gündemden çıkardık ve oradaki özellikle o makinaları, o parklanmayı sağlayacak olan fişlerin alındığı makinaları kaldırıp depoya şu anda alıyoruz. Firmayla da ilgili çalışan arkadaşlarla ilgili belediye bünyemize alacağımız diye hiçbir zaman ifademiz olmadı. Bu mümkün de değil. İş noktasında belki mağduriyet yaşayacak olanlar olabilir. Bana da geldiler. İstihdam büromuzdaki arkadaşlara talimat verdim. O arkadaşların İstihdam bürosuna kayıtlarını yaptırılıp iş talep edenlere iş bulma noktasına yardımcı olacağız. Ama belediye bünyesini almamız söz konusu değil.